Arkadaşlar merhabalar. Permütasyon soru çözümü yapıyorum. Kesinlikle zor sorulardan oluşmuyor. Temel düzey sorulardan oluşuyor ama yine öğreteceğim yorumlar burada da olduğu için bunu uzaktan eğitime destek oynatma listesine koyacağım. Çünkü aşırı zor sorular değil. belki AYT oynatma listesine de koyarım. Normalde koymayı düşünmüyordum ama permütasyonun en kolay soruları bile bazen size zor gelebiliyor. Bu soru çözümü video listesinde bulunsun. Yan yana kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılabilen anlamlı ya da anlamsız 7 harfli kelimelerin kaçında Y harfleri A harflerini takip eder? Bakın göstermiş. Y A, Y A Y şeklinde oluyor arkadaşlar. Yani Y varsa hemen dibinde A olacak. Y varsa A olacak. Peki kaç tane Y A, Y var? YA var. 2 tane. O zaman bunlar paket halinde yan yana durur. Geriye neler kaldı? N, N A. Şimdi önemli durum arkadaşlar. Bakın ya ve ya birbirinin aynı ya bunlar tekrarlı olacak. Ama buradaki a ile buradaki a artık aynı değil. Niye biliyor musunuz? Bu bir resmin parçası gibi düşünün. O yüzden yine buradaki a da bir resmin parçası. Bunlar birbirinden kopmuyor. Bu yüzden şu a artık bunlarla ilişkisi olmayan farklı bir a. Sakın soruyor o yüzden 3 tane a var. 3 faktöriyle ile bölüyorum hocam demek yok. Sebep bunlar resmin parçası ayrılmaz bütünün bir parçası A bağımsız bir harf gibi arkadaşlar. Bu yanlış olur. Bunu baştan düzelteyim. Haliyle ne diyeceğiz? YA bir parça. YA bir parça. N bir parça. N bir parça. A bir parça. Toplam kaç parça? 5 faktöriyel. YA YA 2 faktöriyel. N N 2 faktöriyel. Gördünüz mü? Haliyle arkadaşlar buradan 120/4'ten bölü 4'ten Cevap 30 oldu. Basit ama bence önemli bir yorum arkadaşlar bu soru. 3 farklı kazak ile. Çünkü neden önemli? Bodoslama arkadaşlar. Soruları böyle ezbere yorum yapmamak lazım. Burada gerçekten ben dümdüz e, söylemem gerekenleri size aktarıyorum. Siz de onları gerekirse not edin. Veya başka bir soruları da uyguladığınızda olmuyorsa bir daha bu yorumuma geri dönün. 3 farklı kazak ile 5 farklı gömlek bir vitrinde. Kazakların herhangi ikisi yan yana olmaması koşulu ile yan yana kaç farklı şekilde sergilenebilir. Bakın bu bizim için bir ezber soru tipi aslında. Belki öğretmenleriniz çözmüştür. Ben normal standart e, uzaktan eğitime destek serisinde değil ama normal permütasyonda bahsettim arkadaşlar. E, yan yana olmayacaksa herhangi bir şekilde bakın kazaklar asla yan yana denk gelmeyecek. Herhangi ikisi üçü fark etmez. Ne olacak biliyor musunuz? O zaman biz bu kazakları birbirinden ayırmalıyız. Yan yana denk gelmemesi için uğraşmalıyız. Bunun için de şöyle bir yöntem öğretiyorum ben. Diyorum ki gömlekleri önce yerleştir. Bunlar duvar. Gömlek duvarları. Bu duvarların arasına sokuşturursan sen eğer kazakları böylece kazaklar birbirini görmez. Bak. Yeni boşluklar doğdu. Bu kutulara dikkat. İşte bu kutuların içine yerleştirebilirsiniz arkadaşlar kazakları. Gerçekten örnek bir görüntü. Kazak buraya gelse, diğer kazak buraya gelse, diğer kazak buraya gelse. Herhangi bir kazak yan yana denk geldi mi? Hayır. Bu yüzden yapacağınız şey hangisini yan yana istemiyorsan önce diğerlerini diz. Yani gömlekler 5 faktöriyel diye dizilir. Sonra kaç tane boşluk doğdu yeni? Bir, ikinci kutu, 3. kutu, ...dördüncü kutu, 5. kutu, 6. kutu. Haliyle Birinci kazak bu altı kutudan birine yerleşir. Örnek buraya yerleştirdim işte. Geriye kaç kutu kaldı? 5. Artık 5 kutudan birine yerleşir. İkinci. Onu da temsil olarak buraya yerleştirmiştim. Geriye kaç kutu kaldı? 4. 4 kutudan birine yerleşir. Son kazak. O da bakın buraya yerleşti. Böylece önce diğerlerini yerleştirip geri kalanları da yeni doğan boşluklardan birine yerleştirirseniz bunlar birbirini görmez arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden B şıkkı olacak. Bununla ilgili bir tane daha örnek göstereyim bakın size. Basit olsun. 3 e, fizik kitabı, 2 de kimya kitabı olsun. Kimya kitaplarının herhangi ikisi yan yana gelmemek koşuluyla kaç farklı şekilde sıralanır? Fizikleri yerleştiriyorum önce. Bakın bu şekilde. Haliyle 3 faktörel oldu. Yeni doğan boşluk 1, 2, 3, 4. Böylece buradaki 4 boşluktan birine birinci kimya kitabı diyelim buraya yerleşti. Artık geri kalan 3 boşluktan birine de ikinci kimya kitabı yerleşir. Örnek burası olsun. Bunlar asla birbirinin yanına gelmemiş olur. Olay bu arkadaşlar. Kümesinin elemanları ile bu arada aklıma bir şey daha geldi ya dur. Soru içinde soru. Şöyle deseydi. 3 fizik, 3 kimya kitabı var. Fizikler herhangi ikisi yan yana gelmeyecek. Kimyalar herhangi ikisi yan yana gelmeyecek deseydi ne yapacaktık? Bu da ek bir soru olsun size. Şimdi böyle olunca ne yapacağız biliyor musunuz? Kolay. Herhangi iki fizik kitabı yan yana gelmeyecek. Herhangi iki kimya kitabı yan yana gelmeyecek. O zaman şöyle. FK, FK, FK. Gördünüz mü? Hakikaten bu dizilişte fizikler yan yana gelmiyor. Kimyalar yan yana gelmiyor. Eşit sayıda verir zaten özellikle ki Kesinlikle birisi diğerinin dibine gelmesin diye. Haliyle 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Bir de kf, kf, kf de olabilir. Bu görüntü de olabilir. Sıralama birbirinden farklı. O yüzden 2 ile çarpmayı unutmuyorum. Bu da size bu şekilde eleman sayıları aynı olursa ve herhangi bir şekilde kendi içlerinde yan yana gelmeyecek dersi arkadaşlar Çözümü öğretmiş olayım. Permütasyon kombinasyon olasılıkta evet böyle ezber çözümlerde görmek gerekiyor arkadaşlar yoksa gerçekten işiniz zor olur. Her şeye tek tek yorum yapamazsınız ama böyle hazır yorumları görürseniz yorum gücünüz de artar. A 5 6 7 8 9 kümesinin elemanları ile rakamları tekrarsız yazılabilen 3 basamaklı sayılar küçükten büyüğe sıralanıyor. 40. sırada olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Burada küçükten büyüğe sıralayacağız ya ve rakamları tekrarsız e, ee, küçükten büyüğe sıraladığıma göre kaç basamaklıydı bu? 3 basamaklı. En küçük basamaklı sayı ne olacak? En küçük 3 basamaklı sayı 5 ile başlar. Haliyle arkadaşlar burada artık 5 ile başlayacağı için geriye 1, 2, 3, 4 sayı kaldı. 5'i buraya yazdım. 4 çarpı 3'ten ilk 12 sayı 5 ile başlayanlar. Sonra 6 ile başlayanlar. Buraya 1 yazdım. Böylece arkadaşlar 4 çarpı 3'ten 12 tane sayıda arkadaşlar 6 ile başlayan hala 40'a gelemedim. 7 ile başlayan böyle bakın bir sayı buraya 4 buraya 3 12 oldu şimdi dikkat yavaş yavaş yakınlaştık. 36 sayı oldu en son sayı nedir biliyor musunuz? 7, 9 ve 8 gördüğünüz gibi 3 basamaklı. 798 sayısı şu an 7 ile başlayan en büyük 3 basamaklı sayıdır. Neden? Küçükten büyüğe gidiyorum ya. İlk sayım şu 567 sayısı. Sonra nokta 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 geldik. 798 oldu. Şimdi 37. sayı 856. 38. Say, 37. sayı pardon. 857. Sonra arkadaşlar 39. sayı 37 38 39'a geldik. E, kaldığımız 856, 857, 858 yapamam. Rakamları farklı olacak. 859. 40. Sayı artık burada 8, 6 ve 5 olacak. Gördüğünüz gibi bu sayıyı böyle halletmiş olduk. Bir yere kadar böyle pat 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 geleceğiz. Sonra bir yerden sonra yakınlaşınca tek tek sayacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Aşağıdaki biçimde asılı olan 6 balon vardır. Bir atıcı 6 atış yaparak bu balonları patlatacaktır. Aynı ipte asılı olan balonların alttakini patlatmadan üsttekine atış yapılamaz. Bu bizim için önemli bir yorum. Patlayan balon ipten koparılmaktadır. Bu atıcı her atışta bir balon patlatmak koşuluyla balon seçimini kaç farklı şekilde yapabilir? Bu ne biliyor musunuz? Tekrarlı permütasyon. Ne alaka tekrarlı permütasyon? Yer değiştirme hakkın yoksa sıralama hakkın yoksa o soru arkadaşlar tekrar permütasyon yorumuyla çözülür. Neden? Soru diyor ki sana bu birinciyi patlatmadan ikinciyi patlatamazsın. Yer değiştirme hakkın var mı? Yok. O yüzden ne yapacağım? Dikkat. 6 balon var ama bunları kendi içinde yer değiştiremiyorum. Bunları kendi içinde yer değiştiremiyorum. Bunları kendi içinde yer değiştiremiyorum. 720 bölü 8'den 90 oluyor. Şimdi tekrar permütasyon hep böyle tekrar etmeyecek diye öğretiyorlar ya size. Haliyle o zaman bu şekilde yer değiştirme hakkı olmayan sorularda da siz tekrarlı permütasyon yapabileceğinizi düşünemiyorsunuz. Ama bundan sonra aklınızda bulunsun. Yer değiştirme hakkı sana tanımıyorsa kesinlikle bu şekilde yer değiştirmelerden dolayı iki faktöriyel, iki faktöriyel, iki faktöriyele böleceğiz arkadaşlar. Bu önemli bir soru. Çok da zor bir soru değil ama söylemem gerekiyordu bunu. Murat kelimesinin harfleriyle her harf en fazla bir defa kullanılmak üzere 3 harfli anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kelime yazılabilir denmiş. Şimdi o zaman ne söylerim arkadaşlar burada? 3 harfli oluşturacağım ya. Her bir kelime en fazla bir defa kullanılacak. O zaman burada ne söyleriz? Birinciye 5 hakkım var. İkinciye 4 hakkım var. Üçüncüye 3 üç hakkım var. Böylece. Cevap 60 olur. Yalnız ben burada bak bir not yazmışım. Bu kelime Murat Han olsaydı ne olurdu? Şimdi bu kolay yorum. Zaten hocam ne var ki yani bunu zaten yaptık. Eskiden de ilk basit örneklerde de yaptık. Niye ee, bu soruyu sordun diyebilirsiniz 13. Soruda. İşte bu Murat Hanı sormak için. Şimdi Murat Hanı sorarsam, şunu dersen soru patladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hocam 8, 7, 6. Bunu dersen olay gider. Niye biliyor musun? Belki seçtiğin harflerde iki tane A var. Ve U olsun. E bunları kendi arasında yer değiştirdiğin zaman tekrar permütasyona düşersin. Şu seçtiğin 3 harfin içinde kaç tane A olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. O yüzden eğer harfler farklı verilirse arkadaşlar tamam bu dostlama şey düşünebilirsiniz. 5 kişi var 3 koltuğa kaç farklı şekilde otururlar? Ama özdeş harfler varsa o özdeş harflerle başlayın soruya. Ne diyeceksiniz biliyor musunuz? 1. Hiç A olmazsa. 2. Bir tane A olursa. 3. iki tane A olursa ne olur? Bakın bu yıldızlı bir yorum. Evet zor sorular çözmüyorum ama aralarda böyle yorumlarda vermek isterim. Haliyle arkadaşlar burada ee, dediğim gibi. Sebep ne? Siz bodoslama seçim yapıyorsunuz sanki bir torbadan harf görmeden seçiyormuş gibi. İşin içinde belirsizlik varsa orada matematik patlar. Matematik belirlilik üzerine kurulur. Belirsizlik varsa sen onu belirli bir hale getireceksin. İşte analiz etme, ee, analitik düşünme becerisi burada devreye giriyor arkadaşlar. Sorunları parçalarına ayıracaksınız. Madem ağların buraya denk gelip gelmediğini bilmiyoruz. O zaman o iş sende. Ayır, parçala, ve böylece soruyu güzelce yönet. Şimdi hiç A olmazsa işimiz rahat. Kaç tane kelime harf kalıyor? Bu arada kaç harfti bu ya? 3, 6, 8. 8 taneden 2 taneyi çıkardım. 6 çarpı 5 çarpı 4. Hiç A'nın olmadığı böyle 3 harfli kelime oluştururum arkadaşlar. Sonra bir tane A'nın olduğu. Bir tane A kesim var ya A rezerve edecek burayı şimdi. İstediği bir yeri seç. A istediği üç yerden birine yerleşir. Temsil olarak buraya. 3 çarpı. Sonra sadece bir tane A olduğu için geri kalan 6 harften birini buraya yerleştiririm. Kalan 5 harften birini de buraya yerleştiririm. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi geldim 2 tane A olursa. 2 tane A olursa arkadaşlar ikisi böyle yerleşebilir. İkisi böyle yan yana yerleşebilir. Ve ikisi e, sona yerleşebilir. 3 tane durum var. Temsil olarak diyelim a'ları buraya yerleştirdik. Böyle a Geriye artık bir harflik yerim kaldı. Oraya da alt harften birine oturturum. Dolayısıyla bakın 60. Şey hatta 120 pardon. 120. E, burası kaç? E, 90. Burası da 18. Bunların toplamıymış arkadaşlar cevap. Bu şekilde özel bir durum çözmüş olayım size. Son sorumuz artık. Kümesinin elemanları ile rakamları tekrarsız... 4 basamaklı 5 ile bölünebilen kaç farklı doğal sayı bu soruda yıldızlı yorumumuz ne şimdi sıfır özel durum neden bir sayı sıfıra bölündüğünde şey son basamağı sıfır olduğunda 5'e tam bölünür ama aynı zamanda sıfırın başa gelmemesi lazım O yüzden bunu ayrı inceleyeceksin. hem başa gelemiyor hem sona geliyor Bu yüzden sıfır ayrı incelenir ee, ne deriz sıfır sona gelirse 1. Sonra 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 tane. 4 rakamları tekrar sızlamış. 3, 2 oldu gördünüz mü? Yani 12 çarpı 2'den 24. Sonra ikinci durum son basamağa 5 gelebilir. 5'e bölünecek ya. Buraya 1. Başa 0 gelmez. 3 hakkım var. Sonra toplamda 2 sayı kullandım. Bu yüzden 3 kaldı. Buraya da 2 diyorum. Burası da 18 oldu. 42. Hocam çözüm evet böyle yapardım ben de diyen bazı arkadaşlar için şunu uyarayım. Yani ne özelliği var bu sorunun? Bazı arkadaşlar şunu düşünemiyor. Bodoslama şunu yapıyor. Evet hocam madem 5'e bölünüyor hemen 0, 5, 2 tane gelir. Buraya 2 yazarım. Elimde kaldı 4 tane sayı. 4 çarpı 3 çarpı 2, 24 çarpı 12 çarpı 4, 48. Aa benimki fazla çıktı. Neden fazla çıktı hocam? Şıklarda bile yok. Çünkü burada şuna hesap etmedin. Böyle yapanlar. Şimdi 0 ve 5'ten bir tanesini buraya yerleştireceksin. Temsili olarak 5 buraya geldi diyelim. E ya 0 son buraya gelirse? Sen bir nevi burada 5 tane top var elinde. Bu topları görmeden çekiyorsun. Bu 5 numaralı top buraya geliyor. E 0 kaldı elinde. 0 şimdi el bombası gibi burada bir yerde patlayacak. Eğer gidip yüzler pardon binler basamağına yerleştirirse o sistem görmüyorsun ya sen görmüyormuşçasına bakmanız gerekiyor. 5 rakamını sona attığın için 0'ın 5'e gel, başa gelme riski oluyor. Bu yüzden de bulmanız gerekenden daha fazla cevap buluyorsunuz. O yüzden iki yere geliyorsa özel bir durumsa kesinlikle onu ayrıca incelemeniz gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar permütasyonla alakalı çözmem gereken soruların sonuna doğru geliyorum. Bu arada aslında sonuna geldim diyecektim ama ben bu 3 soruyu unutmuşum. Yani başlangıçta 8 soru çözdük. E, 9 tane daha soru çözecektik. Doğru evet haklısınız. Ben bir an 14. soruda bitiyor diye düşündüm. Araya bir de birkaç soru sıkıştırdık bayağı yapınca. Şimdi gelelim buraya. Kümesinin elemanları ile aynı olan rakamlar yan yana gelmemek üzere 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılır demiş. Birincisi arkadaşlar burada şunu söyleyebiliriz. Ben illa bunları rakamları aynı kullanmak zorunda değilim. Hiç aynı rakam kullanmam. Kaç tane sayı var? 5 tane değil mi? 5 çarpı 4 çarpı 3. Böylece gördüğünüz gibi ne olur buradan? 60 tane sayı yazarım. Şimdi eğer rakamlar aynı olduğunda yan yana gelmeyecekse bu nasıl mümkün olur? Bir başa yazarsın, bir de sona yazarsın. X rakamı x rakamı ortaya da y rakamı gelirse bakın böylece aynı rakamlar yan yana gelmez. O zaman bu x rakamı x rakamı nasıl olur biliyor musunuz? Dikkat yıldız. Herhangi B1 2 3 4 5 sayıdan bir tanesini yüzler basamağına yazarsam o zaman bak buraya 1 yazacağım. Niye biliyor musunuz? Temsil olarak söyleyeyim. Diyelim 6'yı başa yazdım. O zaman artık 6'yı sona yazmam lazım. Neden? Aynı rakam kullanacağım ya bu yüzden. Sonra arkadaşlar geriye kaç tane sayımız kaldı? Bir tanesini kullandığım için 4 tane sayım kaldı. O zaman 4 sayıdan da birini buraya istediğim gibi yerleştiririm. Örnek bir görüntü göstereyim size. Mesela 578 sayısı rakamları farklıdır. Zaten yan yana gelmedi hiçbir aynı rakam. Sonra bir alttakine örnek göstereyim. 6, 186 sayısı. Bakın başına geldiyse sona o geldi. O yüzden 5 çarpı 1 dedim. Ortaya da istediğim 4 sayıdan birini yazmış oldum. Gerçekten aynı olan rakamlar da yan yana gelmedi. Toplamda 5 çarpı 4 20 60 doğrudan 80 tane sayı varmış arkadaşlar. Kümesinin elemanları ile oluşturulan iki basamaklı rakamları farklı doğal sayıların toplamı kaçtır? He. Şimdi bu sayıları tek tek nasıl toplayacağız? Bunları tek tek bulacağım alt alta yazacak halim yok. Şunu diyeceğiz arkadaşlar her bir rakamı kaç defa kullandığımı bulursam olayı hallederim. Diyeceğiz ki iki basamaklı ya zaten. 3 rakamının onlar basamağında kullanıldığı kaç durum var? Geriye 4 tane rakam kalıyor zaten. 3'ü onlar basamağında 4 kere kullanmışım. Yani 30 çarpı 4. Neden 30 çarpı 4? Onlar basamağında olduğu için sayı değeri 30'dur. Yine 3'ün birler basamağında kullanıldığı kaç durum vardır? 4. O zaman 3 çarpı 4. Aynı yorum artık buradan şunu söyleyelim bu arada. 33 çarpı 4 oldu. Aynı yorumu kimler için yapacağım? 4, 5, 6, 7 için. 4'ün kullanıldığı... Bu şekilde arkadaşlar 4 durum olacak. 5'in de öyle, 6'nın da öyle, 7'nin de öyle. Haliyle 33 4 defa kullanıldıysa 44 de 4 defa altına yazıyorum. 55 de 6 defa, 66 da pardon 4 defa, ve 77 de 4 defa. Dolayısıyla bunları toplayacağız arkadaşlar. 33, 44, 55, 66, 77. Yani bunların toplamı çarpı 4 bize 1100'ü getiriyormuş. E şıkkı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek tek toplamayacağız. Olay sadece 3'ün kaç defa kullanıldığını bul. Diğerleri için aynı durum geçerlidir. Çünkü bir rakamın diğerine göre üstünlüğü yok. Sadece 0 özel bir durumdur. Başa gelmediği için soruda da 0 yok zaten. Yukarıdaki birinci şekilde her satır ve sütunda yalnızca bir resim konularak kaç farklı desen oluşturulabilir denmiş. Örnek sağdaki görüntü arkadaşlar. Haliyle burada ne yapacağız? Aslında şunu söyleyeceğiz. Buraya diyelim 5 hakkından birini kullandım ve burayı yaptım. O zaman artık... Kesinlikle her satır ve sütunda yalnızca bir tane kullanacağız ya Bu sütunda bir tane daha kullanamam artık burası öldü Geriye 4 hak kaldı 1 2 3 4 bakın 4 taneden biri diyelim temsil olarak buraya boyadık O zaman ne olacak artık Burası iptal burası da iptal Kaç tane hakkım kaldı 3 Böylece diyelim burayı boyadım artık burada kaç hakkım kalıyor 2 Son satırda da 1. Dolayısıyla 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den bu şekilde 120 tane boyama hakkım oldu arkadaşlar. Ee, bakalım bir sorularımız bitti mi? Evet bitmiş. Bu şekilde permütasyonla ilgili aslında kolay dedik diyor ama aralarda yine güzel yorumlar yaptık. Bu konuyu istediğimiz kadar kolaylaştıralım. Bir yerde sıkıntılı sorular olabiliyor arkadaşlar. O yüzden ben bu testi e, fena değil güzel yani vaktim olursa, kısmet olursa arkadaşlar söz vermiyorum ama kombinasyon ve olasılıkta da bunlarla ilgili sorular çözmeye çalışacağım. Hem uzaktan eğitim oynatma listesine hem de TYT AYT listesine yerleştirmeye çalışacağım. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.